Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yaralı kalbim dizisinde neler olacak? Yaralı kalbimde Git ve Man nişandan dakikalar önce gizlice buluşup konuşurlar. Div de uzaktan ikiliyi görüp bu anlara şahit olur. Git kınasının bozulmasından korkup kaçar. Div abisinin yanına gelip ona gerçekleri anlatmaya hazırdır. Fakat abisi çok mutludur. Bu anın bozmaması gerektiğine inanır. Abisi yıllardan sonra tekrar gülümsemeye başlamıştır. Bu da Git'in sayesinde olmuştur. Div vazgeçip oradan ayrılır. Git hızlıca koşup oradan uzaklaşırken birden birine çarptığını fark eder. Dönüp baktığında bu kişinin Div olduğunu anlar. Gözlerine inanamaz. Aylardır aradığı adam karşısında dikiliyordur. Nereden gelmiştir ve neden bugünü seçmiştir? Git gözyaşlarını tutamaz. Ne diyeceğini de bilemez. Yapabildiği tek şey dive tokat atmak olur. Git özenle koruduğu kınası böyle böylece bozulmuş olur. Hint adetlerine göre artık biliyoruz ki kınanın bozulması uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Yoksa bu nişan olmayacak mı? Git devi görmenin şaşkınlığıyla oradan kaçıp uzaklaşır. Bir an önce manı bulup ona her şeyi anlatmak ister. Hayatını mahveden adamın buraya geldiğini söylemeyi ister. Mera Div ile karşılaşır. Div'in yanağındaki kına izini fark edince Div ve Git'in karşılaştığını anlar. Onların yüzleşme için hazır olmasının gerektiğini tavsiye eder. Git manı bulmuştur. O burada diyebilir sadece. Man kim deyince git devi gördüğünü söyler. Man sonunda tanıştınız demek. O benim küçük kardeşim diyerek anlatmaya başlar. Git'e bir şok daha. Div ve man kardeş çıkmıştır. Bu nasıl kader böyle diye düşünmeye başlar. Man'ın her ne kadar anlatmak istese de oradan uzaklaşır. Tekrar Div ile karşılaşır. Git onu dinlemek istemez. Div abisini düşünmeleri gerektiğini savunur. Div git'e bir soru yöneltip o soruyla git'i baş başa bırakıp gider. Bana olan nefretin mana olan aşkından daha mı büyük deyip gider. Git oturup ağlar. Bu arada artık nişan vakti gelmiştir. Ama git ortalıkta yoktur. Pinky büyük anne man her tarafa bakmıştır. Törende de dedikodular artınca büyük anne iptal edildiğini duyurur. Git ise ağlayarak koşuyordur. Orada olmaması gerektiğini düşünür. Aklını başına topladığında ise eve girdiğinde herkesin gittiğini, süslerin toplandığını görür. Git'i bekleyen bir kötü sürpriz daha vardır. Git'i Nain Tara karşılar. Nain Tara git evden kovar. Büyük anneyi de bir güzel doldurmuştur. Naintara Man hakkında da yalan yanlış şeyler söyler. Git Man ile konuşup odasına gitmek ister ama Man evde yoktur. Büyük anne de gitti görünce bizi rezil ettin deyip evden atar. Man, Git'in düşündüğünün aksine bir yerde onu arıyordur. Git'i açıklama yapmadan gitmesi onu tedirgin etmiştir. Neyi kaçırdım? Bana söylemek istediği şey neydi diye düşünmeye başlar. Git'i arayan sadece Man değildir. Dev ve Mera da onu her yerde aramış ama bulamamıştır. İkili eve dönünce onları Naintara karşılar. Bu ikili içinde Naintara'nın dönmesi kötü bir sürpriz olur. Naintara Mera'ya lafını sokmayı ihmal etmez. Divin ise onun istemediğinin farkında değil değildir. Div Nintara'yı istemediğini söylese de Tara ikili oynayıp ona sarılmaya kalkar. Merak kalbi kırılmış şekilde evden çıkınca karşısında Giti otururken bulur. İki kalbi kırık kız tekrar dertleşmeye başlar. Merak Giti evine götürür. Bu arada Pinky ve Adi de eve dönünce Pinky'nin babası Giti'nin nişandan kaçtığını öğrenince buna hamileliğin sebep olduğunu düşünür. Adi ve Pinky de bu sebepten dolayı Giti'nin gittiğini düşünmeye başlar. Ertesi sabah git Manı ofiste bulma umuduyla gider ama onun yerine Şaşa'yı bulur. Şaşa ahkam kesmeye başlayınca git burasının onun evi olmadığını savunur. Div ise polise gitmeyi düşünür. Bu durum Nain Tara'nın hiç hoşuna gitmez. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.